Amerikan basınında çıkan haberlere göre terör devleti İsrail kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu salmaya başladı. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer İsrail'in Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti. Yetkililer haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti. İsrail Savunma Bakanı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı. Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti. Amerikalı bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililerde Amerika'nın tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti. İsrail yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü. Gazze şeridinden serbest bırakılan İsraili bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere su pompalanması planına karşı. Başbakan Benjamin Netanyahu'ya tepki göstermişti. Valla ve Yenet sitelerinin 6 Aralık'taki haberine göre kendisi yakın zamanda serbest bırakılan ancak kocası hala Gazze'de esir tutulan bir kadın yetkililerle görüşmesi sırasında ordunun Gazze'de esirlerin bulunduğu tünellere deniz suyu pompalama planına ilişkin çıkan haberler üzerine İsrailli yetkililere tepkilerini dile getirmişti. Adı belirtilmeyen İsrailli kadın, İsrail'e geri dönmemden 3 gün önce kocam benden ayrılarak tünellere götürüldü. Onlar, İsrailli askerler, tünellerdeyken siz orayı deniz suyla doldurmaktan mı bahsediyorsunuz? Tam esirlerin bulunduğu yerdeki tünel yollarını bombalıyorsunuz ifadelerini kullanmıştı.